Evet sevgili seyircilerimiz, şimdi Denizli Aki ile beraberiz. Takımımızın 62 numarası, gol ayaklarından biri. Şemuz üzerinde de o da çok yakındı. Herkes yakındı ama tabii bir tık fazla daha yakın olan insanlardan biri de Denizli Aki idi. Deniz, neler söylemek istersin? Şemuz Üzer kaptanımız değil. Şimdi Şemuz abiyle ilgili ben aslında çok fazla bir şey diyebilirim de ama durumumuz ortadadır. Hani gerçekten çok büyük acı yaşıyoruz bu dönemde. Şemuz abi kaptandan ve futbolcudan ziyade gerçekten çok anlatılmaz iyi bir insandı. Benim için çok farklıydı Diyarbakır'da. Ben 1,5 seneden beri Şemuz abi tanıyorum. Burada tanıştım buraya geldiğimde. Benim hem de Şemuz abimin arası gerçekten çok farklıydı. Benim burada hem abilimi yaptı hem babalığımı yaptı. Benim için bir dosttu, bir yoldaştı. Bir adım atmadan önce her zaman ona danışırdı. Aynı şekilde de o bir adım atmadan önce bana haber verdi ve bana danışırdı. Deplasman maçlarında her zaman biz aynı odaya giderdik. Isınmalarda olsun biz beraber ısınırdık. Hani her şeyi beraber yapardık. Dışarı çıktığımızda birisinin öbüründen haberi olmadan dışarı çıkmazdı. Benim burada hasta olduğum günlerde benim başımda duran ve bana bakan insandı. Şemuz abiden ben Ergani'ye gittiğimde, ailesinden tanıştığımda, bütün kardeşlerimden tanıştığımda ateş yakardık, birbirimizden sohbet ederdik, gülerdik, takılırdık. Hani Şemuz abi gerçekten çok önemli bir insan kaybettik. Tek Amvespor Camiası adına demiyorum. Bu bölgede olan bütün insanlar adına konuşuyorum. Tek bu bölgede de Türkiye adına konuşabilirim. Çünkü gerçekten yardımsever bir insandı. Çok karakterli ve dik duruşlu bir insandı. Her zaman takımı bir arada tutmaya çalışan bir insandı. Hiç kimseyi, ben 1,5 seneden beri Amespor'dayım. Şemuz abiyle beraber çalıştım. Hiçbir zaman bir insanı üzmezdi. Hiç kimseyle kavga etmezdi. Her zaman güzel bir şekilde tatlı dile bağlayıp barıştan yanaydı. Ona biz her zaman hani hedefi burada her zaman bunu derdi. Deniz biz ne olur? Hani biz burada şampiyon olmamız lazım. Çünkü bu halk o kadar çekti ki bu halk bize bu zor dönemde sahip çıkıyorsa bize onlara yapacağımız en büyük hediye onlara bu kupayı armağan etmektir. Bu mücadeleyi biz sonuna kadar yürüteceğiz. Yani bu sözümüz söz olsun kaptanımıza. Takım olarak gerçekten onun hedeflerine sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu kupayı mezarına götüreceğiz ve onu armağan edeceğiz. Şemuz abinin kardeşlerine ben baktığım zaman dün taziye de geldi. Geldiği zaman hani hepimizin içi yanıyor çünkü ben kardeşi Cihan olsun, Sado olsun, Lüküf olsun, Nezir olsun. Saadettin dün bana bir laf söyledi gittikten sonra. Dedi Deniz sen de bizi yalnız bırakma, bizim yanımıza uğra. Sana baktığımız zaman sen bizi Şemuz abiyi hatırlatıyorsun. Oğluma baktığım zaman oğluma tek bu lafı diyebildim. Dedim anne sen genç bir, hani 16-17 yaşındaki bir insansın. Hani sen dik duruşlu olman lazımsın. Çünkü sen, en çok sen babanı, rahmetli Şemuz kaptanımızı temsil eden sen olacaksın. Çünkü yarın öbürsün diyecekler ki, bak rahmetli Şemuz ne güzel bir oğul yetiştirmiş. Onun için dik duruşlu olman lazımsın ama insan hani bir şey yapmak istiyor ama yapamıyorsun. Elimizden gelen şey tek dua etmektir. Ama gerçekten bizi çok üzüyor. Çok hani bizim içten paramparça etti. Biz böyle bir şey beklemiyorduk. Ben Maraş maçında cezalıydım. Gidemedim. Ben ondan önce Şemuz abiye demiştim. Ya Şemuz abi ben de geleyim ben cezalı olsam da ben takımı yalnız bırakmak istiyorum. Beraber gelmek istiyorum. Dedi ki ya Deniz zaten annen Almanya'dan geldi. Annenle zaman geçir. Biz gidelim gidelim boş boşuna o kadar yol yapmayalım. Gelmez. Çünkü sen bu sefer buraya gelirsen tribünde oturacaksın. Bu sefer sana bir şey olur. Hani belki saldırırlar şey derler. En iyisi sen Diyarbakır'da bekle. Ben zaten dönüşte seni ararım. Görüşürüz diye şey yaptı. Ve sonra dönüşte de beni aramadı.
Ben de dedim hani ertesi gün tatil olduğu için büyük ihtimal Ergani'ye gitmiştir. Ergani'ye de gitti. Ertesi gün de Malatya'ya gitmiş. Benim aslında biz her zaman benimle kaptan her gün telefonlaşırız. Bir gün boşluğa geldi, bir gün telefonlaşmadı. O gün de işte o acı haber geldi. Bilmiyorum hani bir gün ailesine diyebileceğim tek şey hani Ahmet Spor olarak, ben Deniz olarak, hani herkes burada olanlar, onlara her zaman kapımızı açıktır. Maddi manevi her türlü yardımcı oluruz. Her zaman onların yanında oluruz çünkü hani şeyimiz rahmetli Özler ailesi benim için gerçekten çok değerlidir. Benim Diyarbakır'daki ailemdir. Böyle bu aileyi görüyorum ve rahmetliye sözüm olsun, takım adına da konuşuyorum. Ne yapıp ne edip bu kupayı alıp o mezarlığa götüreceğiz ve onu sevindireceğiz. Biliyorum şu an bizi izliyordur. Görüyordur, diyordur ki Deniz üzülme. Anne ben senin üzülmeni istemiyorum. Dik duruşlu oldu ama elimizde de yapacak bir şey yok. Ama biz hani hayat ne kadar acısa da devam yürüyor ve biz dik duruşlu olmamız lazım, mücadele etmemiz lazım ve bu kupayı ona armağan etmemiz lazım. Teşekkür ederim Deniz. Seni bir kez daha üzdük. Kusura bakma ama bazı şeyleri anlatman da çok güzel oldu. Sevgin, saygın, şu anda akıttığın gözyaşından bile belli. Tüm Diyarbakır gerçekten için için kan ağlıyor. Ama ona en büyük hediye gerçekten söylediğin gibi o kupanın yüz binlerce insanla beraber Ergani'de mezarın başında olacağı olacak inşallah. Biz her zaman buna inanıyoruz. Sizin yanınızdayız. Siz de elinizden gelen her şeyin en iyisini yapacağınızda şüphem yok. Ağzına sağlık. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim.